Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle bugün beşamel soslu mantar sote hazırlayacağız. İnşallah sotemizi yaparak yapım aşamalarına başlayalım. İyi seyirler. İlk olarak tavama yarım çay bardağı yağımı alıyorum. Üzerine doğramış olduğum kemikli soğanlarımı ekliyorum. Doğramış olduğum etlerimi de üzerine ekliyorum. Soğanla birlikte yaklaşık 6-7 dakika soteleyeceğim arkadaşlar etlerimizi ve daha sonra diğer malzemelerini ekleyeceğim. Etlerin üzerine baharatlarını ve tuzunu da ekliyorum. Üzerine mantarlarımı da ekliyorum. Sotemiz iyice suyunu saldı arkadaşlar. Şimdi üzerine garnitürünü ekliyorum. Şimdi suyunu iyice çekene kadar pişireceğim ve son aşamalarına geçeceğim. Sotemiz pişerken üzerinin beşamel sosunu hazırlayalım arkadaşlar. Tavama şöyle 100 gram kadar tereyağı alıyorum. Üzerine 4 yemek kaşığı unumu ekliyorum ve hızlıca karıştırıyorum şöyle. 2-3 dakika kavurduktan sonra üzerinin sütünü ekleyeceğim. Üç su bardağı da sütümü ekliyorum arkadaşlar. Ve hızlıca sürekli karıştırarak sosumu hazırlıyorum. Beşamel sosumuz iyice kıvam aldı arkadaşlar. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve yarım tatlı kaşığı kadar da karabiberimi ekledim. Beşamel sosumuzun kıvamını sütünü eksilterek ya da çoğaltarak kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğum sotemi fırın kabıma alıyorum arkadaşlar. Beşamel sosumu da üzerine gezdiriyorum şöyle. Ve üzerine şöyle toz kırmızı biber serpiyorum. Toz kırmızı biberi en son ekleyecektim ama bazen böyle karışıklıklar olabiliyor arkadaşlar. Şimdi üzerine peynirlerini ekliyorum. Normalde toz kırmızı biberimi peynirlerin üzerine serpiyorum. Ama karışıklık oldu maalesef. Şöyle neden kullandığımı sorarsanız arkadaşlar peynirlerin daha eşit miktarda kızarmasını sağlıyor. Sizlere de tavsiye ederim. Çok güzel bir görüntü elde ediyoruz bu şekilde. Fırınımı da açtım. 200 dereceye ayarladım. Peynirler eriyip kızarana kadar pişireceğiz ve daha sonra fırından alacağız. Beşamel soslu mantar sotemiz hazır oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle alacağım ve sizlere göstereceğim.
Bir tarifin daha sonuna geldik arkadaşlar. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.